Herkese merhabalar. Kanalıma ilk defa gelenleriniz varsa ben Aslı. Hoş geldiniz. Bu videomda sizlere no makeup makeup yani yokmuş gibi görünen makyaj yapacağım. Hatta şu anda yüzümde de o makyajı görüyorsunuz. Bu makyajı uygulamayı gerçekten çok seviyorum. Çünkü pratik, kolay ve sade ve natürel, masum görünüyor bence. Ben yaparken yine çok keyif aldım. Umarım izlerken sizler de çok keyif alırsınız. Başlayalım. Önce bir primer kullanıyorum. Ben Nivea'nın Q10 Plus Anti-Aging ürününü kullanıyorum. Hem anti-aging hem de primer oluyor. Primerimden sonra CC krem ya da BB krem gibi daha ince yapılı, kapatıcılığı çok yüksek olmayan bir ürün kullanıyorum. Çok böyle fondöten görünmesini istemiyorum. O yüzden CC krem ya da BB kremi tercih ediyorum. Ben parmaklarımla uygulayacağım. Çok fazla bir kapatıcılık sağlamadı yüzümde. Sadece cildimdeki renk eşitsizliklerini düzenledi ve fresh bir görünüm verdi cildime. Zaten istediğim de tam da buydu. Cilt tonuma yakın bir kapatıcı uygulayacağım göz altlarıma. Çok fazla bir böyle aydınlık görüntü istemiyorum. Daha doğal olmasını istiyorum. Makyaj süngeri yardımıyla ürünü cildime presliyorum ve doğal bir görünüm şeklinde dağılmasını sağlıyorum. Süngerin ucunda kalan kısmını da göz kapaklarına uygulayabilirsiniz. Bir kabı iki fırçayla transparan pudramı hafifçe uyguluyorum. Özellikle göz altlarıma. Çok fazla kullanmaya gerek yok. Zaten doğal bir makyaj olmasını istiyoruz. Yokmuş gibi görünecek. Düz bir fırçayla kaşlarıma kaş pudramı uyguluyorum. Doğal bir makyaj olmasını amaçladığınız için kaşlarınıza çok mükemmel bir şekil vermek zorunda değilsiniz. Sadece boşluklarını doldurmak ve rengini tamamlamanız yeterli bu makyaj için. Bronzlaştırıcımı uyguluyorum. Hafif bir kontür yapacağım yüzüme. Fırçada kalan kadarını burnumun yanlarına uyguluyorum böyle fırçayı sıkarak. Çok hafif bir gölge alması yeterli zaten. Aynı bronzlaştırıcıyı bir karıştırma fırçası yardımıyla da göz kapaklarıma uygulayacağım far niyetine. Ama çok doğal görünecek. İnşallah. Yani sadece bu kadar. Farı sadece göz kapaklarımın kırışma bölgesi ve yukarısına doğru uyguladım. Altı bulaştırmadım gördüğünüz gibi. Bu uygulama gözlerinize hemen bir derinlik efekti katıyor ve çok doğal görünüyor. Uygulayınca fark edeceksiniz. Siz isterseniz bu adımı atlayabilirsiniz ama ben gözlerime hafif bir kahverengi göz kalemi uygulayacağım. Çünkü gözlerimin aşağı doğru düşmesinden hoşlanmıyorum. O yüzden ucunu hafifçe yukarı kaldırarak daha canlı bir görünüm yaratmak istiyorum. Özellikle de kahverengini seçtim daha doğal görünmesi için. Çok minicik bir kuyruk yaptım. Ve gözümün ortasına kadar böyle bir kalem çektim.
Zaten çok aşırı fark edilmiyor ama bir anda gözlerinizi büyütüyor ve bakışlarınızı anında yukarı kaldırıyor. O yüzden bu uygulamayı mutlaka yapıyorum. Çok hafif bir rimel uygulayacağım. Normal zamanlardaki gibi böyle bolca sürmüyorum. Sadece gözlerimi yukarı kaldırmak ve canlı görünmesini sağlamak istiyorum. Maskara uygulayınca bir anda makyajınız tamamlanmış oluyor. Bir maskara uygulamadan kesinlikle makyajınız bence bitmiyor. Çünkü maskara gözleri bir anda ortaya çıkartıyor. O yüzden hiçbir adımı yapmayacaksınız bile. Evden çıkarken maskaranızı uygulamayı unutmayın derim. En azından böyle canlı, fresh, dinamik görünüyorsunuz. Eğer maskaranızı göz kapaklarınıza bulaştırırsanız benim gibi üzülmeyin, hemen bir makyaj pamuğu yardımıyla bunu düzeltebilirsiniz. Allık olarak Dior'un doğal pembesini kullanacağım. Böyle pes pembe göründüğüne bakmayın. Sürdüğünüzde cildinizle bütünleşiyor ve çok doğal bir pembe olarak görünüyor. Bayılıyorum bu allığa. Fırçanın ucunu alıyorum ama fazlasını atıyorum çünkü doğal görünmesini istiyoruz. Siz isterseniz bu adımı atlayabilirsiniz ama ben doğal renklerde bir dudak kalemiyle dudaklarımı hafifçe dolgunlaştırmak istiyorum. Bu şekilde. Son olarak da rujumu uygulayacağım. Bu rujumu yeni aldım biliyorsunuz. L'Oreal'in Collection Exclusive serisinden J.Lo's Nude. İnanılmaz güzel bir doğal nude rengi. Herkese tavsiye ediyorum. Aldığım günden beri çok severek kullanıyorum. Zaten çok yeni aldım ama çok severek kullanıyorum. Bunu doğal görmesi için dudaklarıma uygulayacağım. Yokmuş gibi görünen makyajım bu kadar. Bu makyajı genellikle hafta sonları uygulamayı seviyorum. Siz de videoyu beğendiyseniz lütfen beğene basmayı ve paylaşmayı unutmayın. Daha çok video için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizden gelen yorumları çok severek okuyorum ve elimden geldiğince yanıtlamaya çalışıyorum. O yüzden sorularınızı, önerilerinizi, beğendiklerinizi, istediklerinizi aşağıya yorum olarak bırakmayı lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Bir kabuki fırçayla transparan pudramı dengeleseniz yeterli. Sadece cildinize, yüzünüze frame olacak şekil çerçeve. Biraz da konuşabilsem çok güzel şeyler anlatmayı düşünüyorum aslında ama işte bazen yapamıyorum yani. Niye yapamam? İnsan her şeyi yapamaz. Neyse. İle de göz kapaklarımı uygulayacağım. Sanki hafif bir far. Rengini güzel şekle getirmeniz yeterli. Ne demek o rengini güzel şekle getirmek? Rengini güzel şekle getirmek yani ne demek ya? Bunun için kaşlarınızı böyle çok mükemmel bir şekle getirmek zorunda değilsiniz. Kaşlarınızı böyle çok mükemmel bir şekilde doldurmak zorunda değilsiniz. Çünkü kaşlarınızı böyle mükemmel bir şekle getirmek zorunda değilsiniz. Çok mükemmel bir şekil vermek zorunda değilsiniz. Sadece rengini doldurmak, rengini tamamlamak ve boşluklarını...